Melasti akü şarj cihazları genellikle piyasada bulunan jel akü ve kurşun asit aküleri şarj etmek için kullanılır. Aküleri niye şarj etme ihtiyacı duyarız? Aküler kullanıldıkça voltaj seviyeleri düşer. İşte normalde 12,5-13 volt civarında olan aküler kullanıldıkça 12 voltun altına düşmeye başlar. Böylelikle şarj ihtiyacı doğar. Aküler rafta beklediği, kullanılmadığı sürede de voltajları belli bir seviyenin altına iner. Bu şekilde yine şarj ihtiyacı doğar. Genelde piyasada iki çeşit akü bulunuyor. İkisi de kurşun asitli çeşit olmasına rağmen birisi jel akü diye tabir ediliyor. Birisi normal sulu akü. Şimdi Melasti mikrokontrolör ve şarj cihazının en büyük özelliklerinden birisi de içinden iki ayrı şarj kablosuyla gelmesi. Bu şarj kabloları kısaca şu işe yarıyor. Normalde aküleri harici olarak şarj etmek için ucu maşalı diye tabir ettiğimiz kırmızı ve siyah maşadan oluşuyor. Bunu ön tarafındaki boncuk diye tabir ettiğimiz kısımlara bağlayarak kısaca onu anlatayım. Kırmızı olan kısmı kırmızı tarafa, artık kısmı. Kablonun iki tane ucu var, bir tanesi kırmızı, bir tanesi siyah. Kırmızı olan kablo ucunu, kırmızı olan boncuk bağlamamız lazım. Siyah olan kablo ucunu, siyah boncuk bağlamamız lazım. Bu şekilde kırmızı daralan makaron var, işaretli zaten. Siyah olan da siyah kısmı. Bunu uygun ara kablosunu bağladıktan sonra topraklı bir prize fişimizi takıyoruz. Cihazımızın arka tarafındaki açma kapama düğmesi sıfır konumunda. Şu anda açık değil. Şimdi maşalarımızdan kırmızı olanı akünün kırmızı artı kutbuna, siyah olanı da eksi kutbuna bağladıktan sonra cihazımızı açıyoruz. Bir konumuna getiriyoruz. Önce ısıyı kontrol ediyor. Cihaz kendi ısısını kontrol ediyor. Akünün voltajını kontrol ediyor. Sonra sabit akım, sabit voltajda şarj etmeye başlıyor. 4 amperde şarj ediyor. Bir de bunun en büyük özelliği diğer şarj cihazlarından farkı sabit akımda ve sabit voltajda şarj etmesi. Diğerlerinde akü yükseldikçe voltaj aşağı doğru düşmeye başlıyor. Bu da akünün performansını etkiliyor. Bu aynı voltajda, aynı akımda akü son nihai voltajına gelinceye kadar aynı şekilde şarj ediyor. Böylece akü daha kaliteli bir şekilde şarj olmuş oluyor. Şu an ekranda 3.9A yazıyor. Bu ne demek? Akım, amper, 4 amper. Şu anda sabit olarak 4 amper çekiyor akümüz. Sabit 4 amper çekiyor. Kaç voltta şu an? Akünün voltajı da şu anda 14.4'te. Cihaz aynı zamanda ısıyı da gösteriyor. Eğer ısı çok yükselirse ani bir durumda o akım değerini aşağı doğru çekerek hem akıyı hem cihazı korumuş oluyoruz böylece. Şunu soracağım. O kırmızı kabloyu kırmızıya, siyah kabloyu siyah boncuğa biz takmadan o zaman bize bir uyarabiliyor mu? Yani, şimdi onu deneyelim. Şarj ediyor mu? Onu deneyelim. Ben ters taktığım zaman ne oluyor? Cihazdan ters taktığım zaman ne oluyor? Mesela şu an onu da göstereyim. Kırmızı ve siyah yer değiştirsek. Tamam. Onu da diyelim ki kullanıcı bunu yanlış bağladı. Siyah olanı artıya taktı. Kırmızı olanı da eksiye taktı. Cihazı açtık. Önce ısıyı kontrol etti. Akü voltajını kontrol etti. Ters olduğunu ve voltajın düşük olduğu kanaatini getirerek error 1 uyarısı yazdı burada. Evet. Error 1 uyarısı demek akü voltajı ya çok düşük ya da yanlış polaritelere bağlandı. Peki, yanlış uçlara bağlandı. Aküdeki maşaları doğru bağladık. Onu da deneyelim hemen. Diyelim ki müşteri ya da son kullanıcı yanlış bağladı. Kırmızıyı siyaha kırmızı kutubu taktı. Diğerine de bunu taktı. Bunları da aynı şekilde doğru taktığını kabul ederek yine akünün kırmızı kısmına kırmızı, eksi kısmına da siyah kısmı bağladığı zaman, açtığı zaman akünün voltajını kontrol ediyor. Bir terslik olduğunu fark edip error 1 yazıyor. Yani error 1 yazdığı zaman şarj etmiyor mu? Şarj etmiyor, evet. Error 1'in karşılığı şarj etmiyor ya da akü olduğundan çok eski, voltajı çok çok düşük.
O yüzden emniyet alıp şarj etmiyor. Diyelim ki şöyle bir hata da olabilir. Şimdi bu kapalı. Müşteri bunu fark etmedi. Birbirine değdiği halde kaldı böyle. Bu şekilde. Yani kısa devre konumunda. Yine aynı şekilde kontrol ediyor. Önce voltaj var mı yok mu kontrol ediyor. Yine error 1'e geçiyor. Böylelikle sigorta kullanmaya da gerek kalmıyor. Abi o zaman özet olarak bizim bu şarj cihazımızın en büyük özelliklerinin biri sabit akım ve sabit voltajı da dondurası yapıyor. Evet. Constant current, constant voltaj diye geçiyor piyasada. Aynen. Profesyonel şarj cihazları o şekilde. Bu avantaj nedir? Akünün ömrünü uzatıyor, aküyü yormuyor. Akünün daha stabil şarj olmasını sağlıyor. Daha kısa sürede. Evet, kısa sürede. Şarj olması. Evet. Zaten olması gereken de bu. Evet. Türkiye'deki diğer uygulamalar yanlış. Evet, diğer trafolu diye tabir ettiğimiz sistemlerde akının voltajını gözetmeksizin maksimum voltajda, maksimum akımda basmaya çalışıyor. Evet. Ve bir geri bildirim yok. Ve bir kontrol yok. Aküm çeşidine göre şarj süresi değişiyor mu? Yok, değişmiyor. Önemli olan burada akünün üzerindeki akım değerleri. Örneğin bu akü 12 volt, 12 amper saat. Bu akümüzde 12 volt 24 amper saat diye kabul ettiğimizde normalde 4 amperle şarj ediyor. Her şey yolunda gittiği sürece iyi bir senaryoda bu 24 değerini akünün akım şarj cihazının akımına böldüğümüz zaman aşağı yukarı 6 saatte bu akünün şarj olacağını görülür. Bütün akümler 6 saatte mi? Yok, akım değerine göre. Akım değerine göre, yani akım büyüdükçe şarj süresi. Evet. Uzuyor. Evet. 60 amper ise 60 bölü 4, 15 saat gibi bir optimum süreye ihtiyaç var. Peki bunda araba akülerimizi şarj ederiz. Araba akülerimizi şarj ederiz, sadece biraz süre uzar. Traktör akülerimizi şarj ederiz. Traktör aküleri ortalama 85 amper, 75-85 amper, hatta 90 amperlik aküler de var. Kışın daha iyi marş bassın diye biraz yüksek akımlı akü koyuyorlar. İşte hesap kolay. 90 amper bölü şarj cihazının şarj akımı. 90 bölü 4, işte 22,5 saat gibi bir zaman. İkisi 4 amperde şarj. Evet, 4 amperde. Çok güzel. Peki akü dolduğu zaman onu nereden anlıyorsun? Akü dolduğu zaman burada full yazısı yazıyor. Tamam, onların yerini değiştirelim tekrar. Şimdi cihazı ilk açtığımız zaman doğru mantığı yaptıktan sonra orada örnek veriyorum 32 diye bir değer gösteriyor. Bu şu an cihazın sıcaklığını. Zaten cihaz belli bir limitin üstüne çıktığı zaman akımı aşağı çekerek hem kartı hem aküyü korumaya çalışıyor. Kendi içerisinde ısı dengesini de tedbir evet. Için evet. Kendi içerisinde böylece sağlıyor. Akü hani unutulsa 4 diye bir rakam çıkıyor. 4 amperde. 4 amperde şarj edeceğiz. Sabit 4 amperde şarj ediyor. Bu önemli ve güzel bir şey. Diğer rakiplerdekiler ve tüm rakiplerde tamamen kontrolsüz. Kontrolsüz bir şekilde yapıyorlar bunu. Bu hem şarj süresini uzatıyor hem yaşlandırıyor. Aynen öyle. Aküyü ve dolduğu zaman da full diye bize uyarıyor. Evet, full yazısı veriyor. Sonra çekebiliriz. Şöyle eğer çok acil durumlarda full yazmasını beklemeden işte ortalama diyelim ki bu akümüz bizim voltajı düştüğünü fark ettik. 24 amper. 6 saatte dolması gerekiyor ama taktığımız yerde normalde kendi şarj sistemi varsa bir 2,5-3 saat şarja da akü 12 voltun üzerine çıkacağı için tekrardan kullanılmaya başlanabilir. Şimdi şunu anladık yazdım. Aküleri nasıl şarj edebileceğimizi bir de bizim bu müşterimiz var. Bu çiftçilerden evet. Alan müşterimiz var. Burada nasıl bir yöntem? Şimdi bu şekilde yoksa başka bir yöntem var. Şimdi şu şekilde içinden çıkan diğer bir ara şarj kablomuz bu şekilde. Ucunda power soketi diye tabir ettiğimiz bir soketimiz var. Bizim ürünlerimizde de bu şekilde şarj girişi var. Şarj girişi soketimiz var. Şimdi bunlar da şimdi bunun kullanımı da gayet kolay. Buna bu şekilde siyah kısmı siyah boncuklarımızın içine, kırmızıyı da kırmızının içine taktığımız zaman bunu da bu yerine takıyoruz böyle bu şekilde. Cihazı açtığımız zaman yine aynı şekilde içindeki aküyü kontrol ediyor. Akünün voltajı 12.1'miş. Sonra akım çekmeye başlıyor. Yine bunu da 4 amperle şarj ediyor. Bu şekilde. Aküler nereden sonra doldurmak sıkıntılı oluyor. Mesela şu an açtığımızda 12.1 yazdık. Şimdi 12.1 normalde aküleri 11 volttan aşağıya düşürmemek lazım. Yani literatürde 10.8 volt diye geçse de boy akü için geçerli. Bu jel aküler biraz daha kurşun asitlere göre daha güvenli. Derinde şarj dediğimiz olay var. Bunda 8-9 voltlara kadar düşürülebiliyor. Bunun bir özelliği de
Normalde piyasadaki şarj cihazlarının çoğu akü voltajını kontrol eder. Belli bir voltajdan aşağıdaysa şarj etmez. Aküye zarar veririm düşüncesiyle. Fakat bunda akü 7 volta inse bile şarj etmeye devam ediyor. Kontrol ediyor. Yine aynı şekilde hızlı bir şekilde akım basarak 12 volta getirip sonra normal şarja dönüyor. Bir özelliği de bu. Yani en büyük özelliklerinden birisi de bu. Bildiğim kadarıyla Pouchi cihazlarında güneş paneli olduğu iki çeşidimiz var. Evet. Bunlardan bir tanesi kompakt model. Bir arada isimlerle belli olan kompakt model. Gördüğünüz gibi bir de set şeklinde cihazlarımız var. Şu an siz set şeklinde olanı anlattınız. Evet. Kompakt modellerde yine arka tarafında şarj giriş soketimiz var. Yine aynı şekilde, şu şekilde göstereyim. Bunu da buraya takıyoruz. Buraya bağladık. Şöyle göstereyim şunu da. Bu şekilde açtığımız zaman yine ısıyı kontrol ediyor. Akü voltajını kontrol etti. 12.7'ymiş şu an. Sonra şartlar uygunsa şarj etmeye başlıyor. Yine aynı şekilde bunda da yanlış takma ihtimaline karşı son kullanıcı ya da müşteri diyelim ki buna yanlış taktı. Bunu fark etmedi. Kırmızıyı siyaha, siyahı da kırmızıya taktı. Buradan böyle açtığı zaman aküyü kontrol ediyor. Ters grup olmadığına bakıp eğer yanlış bağlandıysa yine aynı şekilde error bir uyarı veriyor. Bunun bu şekilde kompakt ünitelerin şarjı da bu şekilde. Genel anlamda piyasadaki akülerin çoğunun genel şarj voltajı 3 ila 5 amper arasıdır genelde. Biz de bunun ortasını seçtik zaten. Çok yüksek şarj etmek, aküyü kısa sürede şarj etmek akünün ömrü açısından çok doğru bir şey değil. Normalde akü kapasitesinin 10'da 1 ila 8'de 1 arasında şarj edilmesi lazım. Yani 100 amper bir aküyü 8 ila 10 amperde şarj edilir. 24 amper akü 2.4 amperde şarj edilir. Genelde genel kanı budur. Renkli açıp kapatmaz zorunda mıyız her aküyü? Yani ilk önce açmadan önce aküyü bağlamamız. Şimdi açmadan önce aküyü bağlamamızın şu faydası var. Akü eski mi, yıpranmış mı, voltajı doğru mu, değil mi? Diyelim ki bilmiyoruz. Hiçbir fikrimiz yok. Müşteri... Şimdi üstü silik. Herhangi bir bilgimiz yok. Akünün ne olduğu hakkında da fikrimiz yok. İşte içi sülfatlaştı mı ya da ne bileyim kutupları tabii herhangi bir yıpranma var mı, sorun var mı yok mu bilmediğimiz için bu şekilde bağlıyoruz tekrar. Yani şarj cihazını açmadan önce biz akü bağlantısını yapalım. Ondan ki, sonra şarj cihazını kontrol etsin diye ne olduğunu anlaması açısından. Şimdi bilmiyoruz bunu. Bunu ben taktım rastgele. Şimdi açtım. Diyelim ki akü kötü bir aküydü, 5 volttu bilmediğimiz için yıpranmış. İşte burada yine error bir uyarısı verecekti. Böyleyken değiştirdiğimizde bir sıkıntı oluyor. Mesela kapatmadınız. Zaten hemen aküden ya kablonun çıktığını ya da voltajda bir terslik olduğunu kabul edip error 1 verdiriyor. Tekrardan şarja emniyet açısından başlatmıyoruz. Kapatıyoruz. Takıp tekrardan cihazı açtığımız zaman güvenli bir şekilde şarj etmeye başlıyor. Önce aküyü tanıması için fırsat veriyoruz yani bu şekilde. Cihazı açmadan önce aküyü bağlamamız gerekiyor. Evet. Peki bazen böyle ince ince bir ses çıkıyor. Bu ne yapalım? Şarj ediyor mu? Evet. Fan sesi içinde. Fan var şu an. Fanı da ekstradan soğutma diye koyduk. İkinci bir tedbir. Kısa sürede. Evet. Fanı devamlı çalıştırıyoruz. Hem güvenlik açısından hem de daha uzun süre şarj edebilsin diye. Büyük ihtimalle bu cihazı piyasada arabalar içinde kullanmaya çalışacaklar. Uzun süre duracağı için fan da burada bize bayağı kolaylık sağlamış olacak.